Herkese selamlar dostlar. Fark ettiyseniz bugün farklı bir giriş yaptım. Bir masada değilim, atölyede de değilim. Hayatımda birkaç değişiklik oldu. Bir evlilik gerçekleştirdim dostlar. Dolayısıyla evim de değişti. Bundan dolayı atölyem de artık yok. O yüzden yeni evimde kendime böyle küçük bir oda ayarladım. Gördüğünüz gibi daha henüz bomboş, hiçbir şey yok. Sesim yankı yapıyor fark ettiyseniz. Burada birkaç tane eşyam var. Eşyalarımızı zamanla yerleştireceğiz. Videonun konusu aslında bu değil. Esas konumuz birçok eşyamı buraya getirememiş olmam. Gördüğünüz gibi masam falan da yok. Işıklandırmamız yok. Ve evde boya yapabilmemizi sağlayan bir boya kabinimiz de yok. Bu tür ekipmanları aslında dostlar atölyemde kendim yapmıştım. Ama yeni evimde bunların hazır olanlarını satın alırım diye düşünmüştüm. Ta ki fiyatlarını öğrenene kadar dostlar. Şimdi gelin isterseniz bilgisayara geçelim ve fiyatlarını beraber inceleyelim. Ne demek istediğimi az çok anlayacaksınız ve alternatif çözümüme bayılacaksınız dostlar. Şimdi bilgisayara geçiyoruz. Evet, bilgisayar başına geldik dostlar. Tek yaptığım hobi boya kabini yazmak ve çıkan fiyatlara bakın. 1200 liralar civarında fiyatları var. Burada yine bir AliExpress fiyatını görüyorsunuz. 650 lira gibi fiyatı var. Tabi bunun üzerine kargo ve vergilendirme de dahil olduğu zaman yine aşağı yukarı bu fiyatlara geliyor. Alt tarafı içerisinde yaptığımız boyayı ve kokusunu dışarı verecek olan bir kabin için yani bu kadar fazla fiyat vermek bana çok mantıklı bir şey gibi gelmedi. Şimdi size 1000 liralık boya kabinini 130 lira gibi çok çok uygun bir fiyata nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Evinizde kendi odanızda rahat bir şekilde boya yapabileceksiniz. Ve boya yaptığınız yer boya tozlarıyla dolmayacak. Uygun fiyatlı ve çok işe yarar bir proje olacağını düşünüyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi dostlar daha fazla uzatmadan malzeme listesiyle başlayıp yapıma doğru ilerleyelim. Hadi başlayalım. İlk olarak malzemelerle başlayalım dostlar. Boya kabinimizin en önemli parçası olan ve boyayı alıp dışarıya atmamızı sağlayacak olan parçamız bulabildiğim en ucuz aspiratör dostlar. 120 lira gibi bir fiyatı var. Bulabildiğim en uygun aspiratör buydu. Daha sonra boya kabinimizin kabin diyeceğimiz kısmını oluşturması için bu boyda bir karton kutu temin ediyoruz. Aspiratörün boyayı dışarıya atabilmesi için de 1 ya da 1,5 metre. O tamamen boya kabininizde camın arasındaki mesafeye bağlı. 1 ya da 1,5 metre boyutunda aspiratör hortumu alıyoruz. Boya kabinimizin aydınlatmasını sağlamak amacıyla yaklaşık 40 ya da 50 santim boyunda şerit ledler buluyoruz. Yapıştırmak için silikon tabancası, bağlantıları yapabilmek için kablomuz, kutuda gerekli yerleri kesebilmek amacıyla bir adet maket bıçağı. Genel olarak bütün malzemelerimiz bu kadar dostlar. Aspiratörü 120 lira gibi bir fiyata almıştım. Aspiratör hortumunu da 10 lira gibi bir fiyata aldım. 130 lira. Zaten karton kutu bedava, her yerde bulabilirsiniz. Geri kalan malzemelerde şerit ledler zaten elimde vardı. Genelde herkesin evinde oluyor. Olmazsa bile en fazla 5 ya da 10 liraya şerit ledleri de bulabilirsiniz. Bu kadar bir maliyetle 1 milyarlık boya kabininin yaptığı işin aynısını yapacağız. Şimdi yapım aşamasını hızlıca göstereyim. Kısaca aspiratörü de tanıtırım, içerisine bakarız ne var ne yok. Devamında da komple boya kabinimizi yapacağız, bitireceğiz ve kısa bir deneme yaparız. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Boya kabininin arka tarafına küçük bir fan koyabilirdim dostlar ve bu boyayı dışarı atabilmemizi sağlardı. Kolay da olurdu. Neden böyle yapmadım? Çünkü aspiratörlerin içerisinde boyaya direkt maruz kalan bir yer yok. İçerisinde salyangoz motor dediğimiz bir sistem var. Boyaya ya da tinere direkt maruz kalmadığı için yangın riskini azaltıyor. Çünkü diğer elektrikli motorlar direkt olarak kıvılcım çıkarttıklarından tinerle herhangi bir etkileşime girip bir yangın çıkartma riski olabildiğinden dolayı bu şekilde daha kapalı bir sistemle yapmayı daha uygun gördüm. İçerisine baktığımızda bu şekilde bir az önceki gösterdiğim borunun takılacağı bir parçamız var. Bu kısımlarda aynı şekilde havanın içeriye girmesini engelleyen, sadece dışarıya doğru hava akımının olmasını sağlayan küçük kanatçıklar. Bunu takabilirsiniz, takmaya da bilirsiniz, fark etmez. Vidaları ve kurulum kılavuzları var. Kutuda başka bir şey. Evet dostlar, aspiratörümüz bu şekilde. Gayet kolay bir yapısı var. Şu kısımdaki çekmecesini çektiğimizde makine çalışmaya başlıyor. Kapattığımızda da tekrar duruyor. Hatta çekmeceyi çektiğimizde şu kısımda gördüğünüz hız ayarı ve aydınlatma için bir adet anahtarı var. Bastığımız zaman şu ön kısımdaki led aydınlatma yanıyor. İç kısmına bakarsak da şu kısımda iki adet filtresi var. Şuradaki kısma basarak filtreyi çıkartıyoruz. İç tarafında gördüğünüz gibi az önce size söylediğim salyangoz motor burada. Şu kısımdan da arka tarafından da hava çıkışı var. Şurada gördüğünüz, bakın, hamster kafesine benzeyen küçük bir dönen kısım var.
Bu kısımdan da hava dışarıya doğru atılıyor. Filtreden geçtikten sonra motorun iki tarafındaki yan kısımlarından hava alınıp arka tarafından dışarıya atılıyor. Bu prensiple çalışıyor. Dediğim gibi kapattığımız zaman da şu kısımda ufak bir anahtar var. Şuradaki kapak bu anahtara bastırdığı zaman makine duruyor. Biz ne yapacağız? Bu anahtarı iptal edip sadece tuşlardan açılıp kapanmasını sağlayacağız. Üzerinde yapacağımız iki değişiklikten bir tanesi bu olacak. Biri dediğim gibi az önceki bu gösterdiğim anahtarı iptal etmek. Sadece tuşlarla çalışmasını sağlamak. İkincisi de bu ön kısmındaki led bağlantısını sökerek boya kabinimizin üst kısmına gelmesini sağlayacağız. Ve yine aspiratörümüzün aydınlatma tuşuyla çalışacak. Bu güzel bir özellik olacak. Kısaca aspiratörümüzü tanıttım dostlar. Şimdi yapım aşamasına geçelim. İlk olarak kutumuzun alt kısmını bantlayarak sabitleyelim. Evet, kutumuzu güzelce bantladık. Aspiratörümüzü bu şekilde dikine olarak kutumuzun üzerine sabitleyeceğiz. Bizim boya yapacağımız alan da bu alt kısımda kalan alan olacak. Böylece aspiratör içeriden aldığı havayı arka tarafındaki çıkışından dışarıya doğru verecek. Baktığınız zaman aspiratör kutudan biraz daha geniş duruyor. Gördüğünüz gibi bu kulaklar dışarıda kaldı. Kulakları da kutumuzun yan taraflarını keserek dışarı çıkartacağız. Böylece aspiratörümüzün kapağını açık halde kullanarak içerisindeki filtrenin her tarafa ulaşmasını sağlayacağız. Aynı zamanda açma kapama anahtarları dışarıda kalacağından dolayı sürekli boyaya maruz kalmayacak ve anahtarlar sürekli olarak bozulmayacak. Rahat bir şekilde boya kabininin dışından açıp kapatabileceğiz. Şimdi aspiratörümüzün alt kısmını kalıp olarak kullanarak bu kısmı keseceğiz ve daha sonrasında iç kısmından kutu içerisine yerleştireceğiz. Bu kısmı çevirelim ve bu alt taraftaki dikdörtgen kısmı kalıp olarak kullanıp kutumuzun altına bu kısım tamamen zemine denk gelecek şekilde ayarlayarak bu yan kısımlarından çizelim ve keselim. Tamam. Aspiratörü kutunun içerisinden yerleştirdiğimiz zaman bu kısmı tamamen zemin olacak. Yandaki kulakların da dışarıya çıkabilmesi için yan kısımlarını da bu şekilde işaretleyip bunları da keselim. Ve aspiratörün kulaklarını buradan dışarıya çıkaralım. Ve iç kısmından takarak yerine yerleştirelim. Evet dostlar, kutunun yan kısımlarını da güzelce kestim. Arka bölümü şu pencereden dışarı çıkacak. Yan kısımları da şu küçük bölümlerden dışarı çıkacak. Arka tarafını çevirdiğimizde iç tarafında boyayı dışarıya doğru püskürten bir boya kabinimiz olmuş olacak. Kutuyu kesme işlemini bitirdiğimize göre dostlar, aspiratör üzerindeki birkaç değişiklik vardı, en başta bahsetmiştim. O kısımları halledelim. Daha sonrasında kutunun içerisinde yerleştirme bölümüne geçeriz. Bunda da aydınlatma kısmını boya kabinimizin üst tarafını alacaktık. LED bölümünü sökeceğim. Aydınlatma kablolarını dışarıya çıkarıp boya kabinimizin üst kısmına takacağız. LED şeridi söktüm ve üzerinde bir şey fark ettim. Bu LED şerit 220 volt 2 watt'la çalışıyor. Yani direkt prize takıp çalıştırabileceğiniz bir LED şerit bu. 220 volt gelen kabloya bizim LED şeritlerimizi takarsak hepsini patlatırız. O yüzden bizim LED şeritlerimiz için 12 voltluk küçük bir adaptör kullanacağız. Bunu yine boya kabinimizin üst tarafına takacağız. Aydınlatmadır. Ekstra olarak bize fayda sağlar illaki. Ama bizim LED şeritlerimizi 12 voltluk küçük bir adaptörle çalıştıracağız. Şimdi kutu içerisine aspiratörümüzü yerleştirelim. Bu şekilde açarak ön taraftan takacağız. Bu arkadaki çıkıntı kısmı böylece kutunun dışında kalmış olacak. Bu şekilde yerine yerleştirelim. Evet dostlar, gördüğünüz gibi aspiratörümüzü kutunun zeminine yerleştirdik. Bu ön kısmındaki kapağı da şöyle arkaya doğru katlayarak karton kutumuzu daha da sağlamlaştırmış olacağız. Zaten bu şekilde masa üzerinde durduğu için üzerine herhangi bir ağırlık ya da baskı gelmeyecek ve sağlam bir şekilde yerinde durabilecek. Kapak kısımlarını buraya sabitleyelim ve aspiratörümüzü kutu içerisine silikonla iyice sağlamlaşacak şekilde her yerinden yapıştıralım ve aydınlatma kısmının bağlanmasına geçelim. Kapakları ters olarak katladım ve kutu üzerine yapıştırdım. Kenarlarından da bu şekilde yine karton köşe bentlerle sağlamlaştırdım. Her tarafını da güzelce silikonlayıp
kutuya tamamen sabitledim. Şu anda gayet sağlam oldu. En başta size anlattığım açma kapama tuşlarının dışarıda olmasını istediğimi söylemiştim. O kısmı da bu şekilde dışarıya aldım. Genel olarak boya kabinimiz bu şekilde dostlar. Boya işlemlerini bu alan içerisinde yapacağız. Arta kalan boyaları aspiratörümüz arka taraftan çekip baca kısmından dışarı atacak. Tıkandığı zaman da şuradaki filtre kısımlarına sökerek alıp istediğimiz gibi temizleyebiliriz. Fişimiz bittiğinde yine yerine takıp sabitleyeceğiz. Geriye sadece aydınlatma kısmı kaldı dostlar. Çünkü kapalı bir kutu içerisinde karanlık bir alanda çalışıyor olacağız. Daha önceki boya kabinimde de kullandığım şerit ledleri kullanacağız. Şerit ledleri bu şekilde boya kabinimizin üst kısmına yapıştırarak kablolama işlemlerini yapacağız. Şerit ledleri aspiratörün aydınlatma kısmına bağlayamadığımız için bu şekilde 12 voltluk bir adaptör kullanacağız. Uç kısmını da bu şekilde açtım. Ledlerimizi de bunun ucuna bağlayarak çalışmasını sağlayacağız. Üçü de aynı adaptörle çalışabilir bu arada. Gücü yeteri kadar var. Aydınlatma kısmının montajına geçelim. Evet, led aydınlatmaların bağlantısını da hazırladık dostlar. Şimdi sadece boya kabinimizin içerisine yapıştırmak kaldı. Ledlerin kablo bağlantılarını yaptıktan sonra da kabinimizi biraz daha estetik bir görünüme kavuşturabilmek için iç ve dış kısmını güzelce kaplayacağız ve gayet güzel bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi kablo bağlantılarını bitirelim ve kaplama işlemine geçelim. Ledlerin bağlantı işlemlerini bitirdik dostlar. Şu anda kabinimiz kullanım olarak hazır durumda. Çalıştırıp kısaca bir deneyelim. İlk olarak ışıklandırmayı göstereyim. Bu aspiratörün kendi ışıklandırması. O size gösterdiğim ufak bir led parçası vardı. Bu aspiratörün kendi ışıklandırması. Az önce yaptığımız adaptörle bağladığım zaman ise bu da bizim bağladığımız ledlerin aydınlatması. Gördüğünüz gibi içerisi gayet parlak bir şekilde. Çalıştırdığımız zaman aspiratörün iki kademeli bir hız ayarı var. Bu birincisi şu anda çekmeye başladı. Bu da ikincisi daha güçlü bir çekim sağlıyor. Hatta çekimin ne kadar güçlü olduğunu göstermek için şöyle bir kağıt parçasını bıraktığımda kağıdı gayet güçlü bir şekilde tutabiliyor. Gördüğünüz gibi. Kabinimiz kullanım olarak ne kadar hazır olsa da dostlar, görünüm olarak birazcık kaba duruyor. Şimdi sadece estetik olarak birazcık görünüm vermek kaldı. Bu da içerinin daha fazla aydınlanabilmesi için, ışığı daha fazla yansıtabilmesi için beyaz bir zeminle iç kısmını kaplayacağım. Dış kısmını ise bu karton görünümünden kurtarmak için bu şekilde kendinden yapışkanlı ahşap görünümlü kaplamalar var dostlar. Bu arkasındaki etiket bölümünü söktüğünüzde gayet ahşap görünümü olan bir zemin elde edeceğiz. Sonunda boya kabinimizin tamamını kaplayacağız. Bunu da herhangi bir hırdavatçıdan çok uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Bunlar normalde dolap raflarını kaplamak için kullanılıyor. Ama bu tip işlerde de işimizi görecektir. Sadece estetik açısından, yoksa kullanım açısından şu anda boya kabinimiz tamamen hazır. Sadece bu kablo görünümlerini falan ortadan kaldırmak için, bir de bu kartonsu görünümü ortadan kaldırmak için bu tip bir kaplama da kullanabilirsiniz. Şimdi kaplama işlemine başlayalım. Evet dostlar, güzelce iç kısmını beyazla kapladık. Burada kalan küçük kenar paylarını da dış kaplamayı yaptığımızda içe doğru bir kısmını katlayarak iç kısmındaki kaplamayı da tutmasını sağlayacağız. Oradan da birazcık desteklenmiş olacak. Ve şimdi dostlar, kabinimizi kendinden yapışkanlı ahşap görünümlü kaplamamızla kaplıyoruz. İşte dostlar, kaplama işlemini tamamen bitirdik. Kabinimiz artık tamamen hazır. Dış kısmına ahşap görünümü verdik. Sanki tahtadan yapılmış gibi duruyor. İç kısmını da aynı şekilde boya yaparken daha rahat içerisini görebilmemiz ve ben çekim yapıyorum biliyorsunuz. Çekim yaparken de içerinin daha aydınlık olabilmesi için beyazla kapladık. Arka kısmındaki bölüme borumuzu takalım. Ve daha sonra kabinimizin arka kısmına takıyoruz.
borumuzu da pencereden dışarıya bırakarak boyamızın bu kısımdan dışarıya çıkmasını sağlayacağız. Kullanmadığımız zaman da bu şekilde toplayabiliriz. Son olarak da etiketimizi yapıştıralım. Böylece imzamızı da atmış olduk. Evet dostlar, bu seferki projemiz de bu kadar. Gördüğünüz gibi 1000 liralık boya kabinini 140 lira gibi bir fiyata mal ettik. Ve yaptığı iş tam olarak aynı. Bunu gayet iyi bir şekilde başarıyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir dostlar. Videonun başında dediğim gibi yeni taşındım. Daha atölyemi henüz kuramadım. Geçici olarak da olsa sizi videosuz bırakmamak hem de en azından basit atölye ekipmanlarının nasıl yapıldığını sizlere de gösterebilmek için bu videoyu çekmek istedim. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.